Mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Süper Lig'de 28. hafta heyecanı tamamlandı. Alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın maç programını ekranlara getirelim. Süper Lig'in 28. haftasında alınan sonuçlar şöyle. Bursaspor 0, Trabzonspor 1, Çaykur Rizespor 1, Göztepe 0, Atiker Konyaspor 1, Demir Grup Sivasspor 1, Beşiktaş 2, Medipol Başakşehir 1, İstikbal Mobilya Kayserispor 0, MK Ankara Gücü 2, Antalyaspor 1, Kasımpaşa 0, Evkur Yeni Malatyaspor 1, Aytemiz Alanyaspor 1, Fenerbahçe 1, Galatasaray 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2, Akhisarspor 1. Alınan bu sonuçların ardından oluşan puan durumunda Medipol Başakşehir 61 puanla zirvede yer almaya devam etti. 56 puanlı Galatasaray 2. 53 puanlı Beşiktaş 3. 49 puanlı Trabzonspor ise 4. sırada yer aldı. 33 puanı bulunan Fenerbahçe 14. 28 puanı bulunan Bursaspor ise 15. sırada. Ligin son 3 basamağında ise 27 puanlı Göztepe 16. 25 puanlı Erzurumspor 17. 24 puanlı Akhisarspor ise son sırada yer aldı. Süper Lig'in 29. haftasında 19 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Bursaspor deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. 20 Nisan Cumartesi günü saat 16'da Trabzonspor Evkur Yeni Malatyaspor'la Akhisarspor Antalyaspor'la oynayacak. Saat 19'da Galatasaray İstikbal Mobilya Kayserispor'u, Göztepe Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. 21 Nisan Pazar günü saat 13.30'da MK Ankara Gücü Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Saat 16'da Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 19'da ise Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe'yi konuk edecek. 22 Nisan Pazartesi günü ise saat 20'de Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la mücadele edecek. Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kasımpaşa maçı öncesi haftalık basın toplantısında samimi açıklamalarda bulundu. İzliyoruz. Yaklaşık bugün Bursaspor tam birinci haftam. İlk Bursaspor maçındaki verilen tepki, istekli oyun, arzulu oyun, az da olsa, birkaç tane de olsa ki Bursaspor gibi takıma girmek önemli. Gol pozisyonunu yakalamak çok bariz net. Beni sevindirdi. Şimdi bunun üstüne koyarak gitmemiz gerekiyor. Aynı istekli oyunumuzu. Ki ben sonuca yansıyacağını düşünüyorum. Bu takım böyle istekli oynadığı sürece ve sahada birbirlerine yardımlaşıp daha da fazla yapmak isteği olduğu sürece sonuç alacaktır diye düşünüyorum. Verdiğim bütün şeylere tepki gösteriyorlar. İnanılmaz karşılıklı bir saygıları var. Ve yapma isteği var. Ben onu o. Özellikle mesela bu maçta kulübenin istekli olması beni inanılmaz derece mutlu etti. Yani oynayan oynamayan oyuncunun oyuna katılımı. Bu bize yansıyacaktır. Ve bu ortamda da tabii artık zorlu periyoda girdik. Yani bir Kasımpaşa maçı. Ligin en iyi hücum oynayan takımlardan bir tanesi. Gideceğiz ama biz de özellikle ligde üst sıralık oynayan Trabzon'a karşı üstün boyun, özellikle ilk devrede üstün boyun sergiliyorsak bunu da orada da yapabiliriz ki yapmamız gerekiyor. Bizim özellikle yapmamız gereken içeride oynayacağımız, kendi rakiplerimizle oynayacağımız maçlarımız var. Bu hafta önümüzdeki maçımız var. Bizim kazanmamız bence benim açımdan daha önde gidiyor. Valla baraj 38'leri falan geçecek diye düşünüyorum yani 38. Hiç belli olmaz da yani bugün 34'te de kalabilir. Ya ben bununla çok yaşayan bir hoca olarak yani bizim kendi aramızda oynayacağımız maçlar çok önemli. Yani bizim Akhisar'la, Göztepe'yle oynayacağımız Erzurum maçlarımız çok önemli yani. Final maçlarımız var bizim. Olayda belki fazla bir şey söyleyemem ama yani çok fazla kurgularla da oynamamak gerekiyor. Yani çünkü oynayan veya oynamış olan bir kadro var. Gençlerimiz çok iyi yani ben baktım herkes oynayacak düzeyde. Ya bu hafta Umut oynar, Lat oynar, Onur oynar veya işte Burak oynar. Ama bir şablon tutturmanız gerekiyor. Yani 6 maç çok fazla bu takımla oynayamazsınız yani. Çok özür dileyerek söylüyorum. Yani malzemecinin gol atacağını bilsem oynatırım yani. Yani o A veya B'nin şu anda kimin oynadığı değil de oynayan ne yaptığı önemli.
Bursaspor Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. Bursaspor Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşullarıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra da yarı sahada taktik çalışma yapıldı. Sakatlığı bulunan kaleci Muhammed Şengezer'in tedavisine ise devam edildi. Süper Lig'de şampiyon olmuş kulüplerin divan başkanlarının bu ayki toplantısı Bursa'da gerçekleşecek. Bursaspor Divan Başkanı İdris Sevinç, Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen'in yer alacağı toplantı Perşembe günü saat 12.30'da Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde gerçekleştirilecek. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Şimdi Kasımpaşa cephesiyle devam ediyoruz. Süper Lig'in 29. haftasının açılış mücadelesinde sahasında Bursaspor'u ağırlayacak olan lacivert beyazlılar hazırlıklara başladı. Takımdaki sakat oyuncuların fazlalığı ise dikkat çekti. Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında Bursaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Lacivert Beyazlıların Kemerburgaz'daki antrenmanı teknik direktör Mustafa Deniz yönetiminde gerçekleştirildi. İdmana sakatlıkları bulunan futbolcular Koita, Veysel Sarı, Lores Sadiku, Abdurrahman Kalili, Tobias Hens antrenmana katılmadı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi bitti ancak tartışmalar halen daha devam ediyor. Lider Medipol Başakşehir derbi sonrası Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Medipol Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Turuncu Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra Galatasaraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır ifadeleri yer aldı. 17. Türkiye Spor Ödülleri sahibini buldu. Ödül törenine 5 dalda ödül alan lider Medipol Başakşehir damga vurdu. Yani 17. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul'da düzenlenen törende oylama sonucu yılın enleri seçilen sporcular ödüllerini aldı. Sen de alıyorum. Gecede yılın takımı ödülü Medipol Başakşehir'in olurken Turuncu Lacivertli Kulübün Başkanı Göksel Gümüşdağ ise yılın kulüp başkanı ödülüne layık görüldü. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da yılın teknik direktörü seçildi. Emre Belezoğlu yılın futbolcusu seçilirken yılın erkek futbolcusu ise Edin Visca oldu. Organizasyonda ampute milli takımı ise yılın altın adamları ödülünü kazandı. Yılın sporcusu Rıza Kayalp, yılın kadın sporcusu Yasemin Adar seçilirken yılın çıkış yapan teknik direktörü Evkur Yeni Malatya Spor çalıştırıcısı Erol Bulut oldu. Altın ayakkabı özel ödülü ise Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya gitti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselecek iki takım bu gece belli olacak. Turnuvada çeyrek final rövanş maçlarının tamamı saat 22'de başlayacak. Programı ekranlara getirelim. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle. Salı 22, Juventus Ajax, Barcelona, Manchester United. Çarşamba 22, Manchester City Tottenham, Porto, Liverpool. TFF
ikincilik Beyaz Grup ekiplerinden İnegöl Spor'un yeni hocası belli oldu. İsmail Güldüren kendisini bir yıllığına Bordo Beyazlı Kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Spor Toto ikincilik Beyaz Grup ekiplerinden Bursa temsilcisi İnegöl Spor'da Fatih Akkel'den boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Güldüren getirildi. İnegöl Spor tesislerinde düzenlenen törende İsmail Güldüren bir yıllık sözleşmeye imza atarak Bordo Beyazlı ekibin başına geçti. İnegöl Spor'a gelmekten dolayı son derece memnun olduğunu söyleyen Güldüren, hedefimiz İnegöl Spor'umuzu daha iyi yerlere taşımak dedi. İlelik olarak güvendiği gibi biz de 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu start aldı. İlk etabı birinci bitiren Sam Bennett, turkuaz ve yeşil mayoyu da sırtına geçirdi. 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu start aldı. İstanbul'la Tekirdağ arasındaki 156.7 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabı Bora Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett 3 saat 32 dakika 34 saniyelik derecesiyle zirvede tamamladı. Bennett genel klasmanda zirveye çıkarak turkuaz mayonun sahibi oldu. Bennett aynı zamanda sprint liderliğine de ulaşarak yeşil mayoyu da sırtına geçirdi. Bennett'in ardından Quickstep takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen ikinci, Lotto Soudal ekibinden Avustralyalı Caleb Evans ise üçüncü sırayı elde etti. Tur 2019'a Tekirdağ ile Eceabat arasındaki 183.3 kilometrelik ikinci etapla devam edilecek. Organizasyon 21 Nisan'da sona erecek. Bu yıl 18. kez düzenlenecek olan Uluslararası Nilüfer Spor Şenlikleri başlıyor. 19 Nisan'da Cengiz Gölü Voleybol Salonu'nda start alacak organizasyonun tanıtım toplantısı yapıldı. Nilüfer Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl 18. kez düzenlenecek Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri başlıyor. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılacak açılışla başlayacak organizasyonun bilgilendirme toplantısı Nilüfer Belediyesi Halk Evi Basın Toplantı Odası'nda yapılırken bir ay sürecek organizasyon hakkında bilgi verildi. Spordan yararlanma girişimi. 19 Nisan'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda start alacak şenlik 20 Mayıs'a kadar sürecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayacak şekilde ve 25 branşta yapılacak organizasyonda 166 okuldan 21.240 öğrenci yer alacak. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şenliklere katılımın her yıl arttığını belirterek farklı kent ve ülkelerden binlerce çocuk ve gencin şenlikte bir araya geleceğini söyledi. Okul önce lisesinden liseye kadar farklı gruplardaki öğrenciler bu yılda sporun her dalıyla buluşacak. Spor yaparken aynı zamanda sosyalleşecekler ve kaynaşacaklar. Ben bu şenlikleri gençlerimizin dünya insanı olabilmeleri için farkındalıklarını artıran bir olanak olarak da değerlendiriyorum. Çünkü bu yıl her yıl olduğu gibi farklı kentlerden ve farklı ülkelerden binlerce çocuk ve genç Nilüfer Spor Şenliklerinde bir araya gelecek. Türkiye Şampiyonalarında büyük başarılar elde eden Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi, Aksaray'da gerçekleştirilen İşitme Engelli Okullar Spor Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda atletizmde birinci olurken basketbolda ise ikinci oldu. Yıllardır katıldığı Türkiye Şampiyonalarında kürsüyü es geçmeyen Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi, Aksaray'dan da boş dönmedi. 7-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen İşitme Engelli Okullar Spor Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bursa ekibi, genç kızlar ve erkekler atletizmde Türkiye şampiyonluğu yaşarken genç erkek ve basketbol takımları da ikincilik kürsüsüne çıktı. Bursa'nın yüzünü güldüren öğrenciler için pasta hazırlanırken elde edilen başarı kutlandı. Öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade eden okul müdürü Türkan Caner ise şunları söyledi. Türkiye İşitme Engelli Okullar spor yarışmalarına katıldılar ve yine bizim yüzümüzü güldürdüler. Bursa'mızı en iyi şekilde temsil ettiler. Çocuklarımız atletizmde Türkiye şampiyonu oldular, kızlarda ve erkeklerde. Basketbol kız ve erkek takımlarımız da Türkiye ikincisi oldular. Onlarla gurur duyuyoruz. Spordaki gelişmeleri aktardık. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.